Bugün Türk futbolu ve Galatasaray için çok önemli olan futbolculardan biri Kerem Aktürkoğlu'na custom ayakkabı yapıyorum. Gelin bakalım nasıl yapmışım. Kerem Aktürkoğlu'nun ayakkabıları geldi ama benim planıma göre şurada bir buraya bir şey yapmak vardı ama ayakkabı bayağı güzelmiş ve sonuçta da şurası süet çok hoşuma gitti. Burayı boyamaktan vazgeçtim. Yani genel olarak diğer kısımlarına boyayıp oralara entegre edeceğim bazı şeyleri. Öyle bir planım var. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Yani ışıklı bir şey eklemeyi düşünüyorum, böyle bir asa üzerinden ışık çıkacak bir şey gibi düşünüyorum. Ondan sonra nasıl yapsam diye bayağı da bir düşünüyordum. Ondan sonra gittim şey aldım, şu ışıklar var ya, mum, çakma mum böyle. Ondan sonra onun iç aksamını çıkarttım. Zaten sadece pil ve iki metal parçası bir ampulle oluşuyor. Ondan sonra arka tarafına böyle silikonla kapattım. Şimdi tıkladığım zaman minicik bir parçayla bu işlevi yapabileceğim. Burada da başarısız olan deneyelim. Gerçi daha başarısız değil de. Kargoda birazcık içine etmişler ama düzelttim. Yani kötü bir kargo deneyimi yaşadım. Ama buraya çok güzel Kerem Aktürkoğlu yazmışlar. Ve asası da böyle. Ondan sonra bu asayı buraya değdiriyoruz. Tabii onun için önce bir açmam gerekiyor. Sonra bu asayı buraya değdiriyoruz ve... Çok havalı değil mi ya? Benim bayağı hoşuma gitti. Asayı da buraya bırakayım. Muhtemelen gelirken şey olmuş. Şuradan bir sıkıntı yaşadım. Onu tamir edeceğim. Ama içi de şöyle. Şu kapağını ben şimdi pil takmak için çıkarttım. Kapağı da burada. Ama çok iyi duruyor bence. Gayet güzel. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Şimdi şöyle bir deri kestim. Bu dil kısmını sanırım sökeceğim. Ondan sonra çünkü yastıklaması var. Çok kalın olacak. Yani silmeye çalıştım önce. Çok istediğim gibi olmayacağını düşündüm. O yüzden şuradan dikişlerini sökeceğim. Bir çıkarttım. Şimdi bu diğer derinin üzerine bunu koyup ondan sonra etrafından çizip aynı parçayı keseceğim. Sonra da bunun altına, bu deri daha ince, şuradaki köpükleri çıkartıp birazcık oraya bunu entegre etmeye çalışacağım. Yani şöyle bir şey gibi düşünün. Şu bunun içinde olduğu zaman üstten basıldığında tak diye buradan ışığa çıkıyor olacak. Amacım o yani. Şimdi şöyle boşluk açtım burada. Ondan sonra boşluğun içine de bunu koyuyorum. Böyle. Sonra yine bastığımızda ışığı yanmaya devam ediyor. Üzerine de şunu dikeceğim. Şöyle. Ondan sonra burada da işte bir asa olacak. Asanın ucundan da pıt diye böyle ışığı çıkacak. Amacım o en azından yani. Bakalım, deneyeceğiz. Böyle sihirimizi yaptığımız zaman burada çok iyi ya. Çok hoşuma gitti. Kutuda böyle bu arada. Açtığımız zaman daha bağcıklarını falan takmadım. Bir iki düzenleme de yapacağım. O yüzden ayakkabılar da böyle.
bir iki düzeltme falan yapacağım. Şurada lazerle işlendi şu kısım. Aktür kolu yazısı. Ondan sonra burada 7 yazıyor. Burada Orpheus yazısı var. Sonra dilde de asa var. Asanın burasına dokununca asada ışık yanıyor. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok şimesinde. Yani ayakkabının da kalitesi bayağı iyiymiş. Yani bu arada iç kısımlarında da 7 var. Ondan sonra diğerinde de Orpheus yazıyor. Benim bayağı hoşuma gitti. Hem giyimi de daha kolay olur diye böyle bir tasarım yapmak istedim. Hoşuma gitti. İmza töreni vardı. Onu falan izledik. Şimdi idman yapıyorlar. Peşine de işte Kerem Aktürkoğlu'nun ayakkabılarını vereceğim. Girerken kutumuzu kırdılar. Şeyler, polisler. Adam bakayım dedi içinde. Şeyler oluyor içeride. Adam içinde ne var bakayım dedi. Dur abi alışayım dedim. Pah diye bir çekti. Kırıldı. Neyse sağlık olsun. Şimdi onu bir tamir etmeye çalışacağız. Yani elimizdeki kısıtlı imkanlarla ama tamir edemezsek de yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir yolunu bulmaya çalışacağız şimdi. O şeyi derdimiz. GS Stop Mantık. Onunla yapıştırdık. Şimdi birazcık montladık. İçi çok kötü gözüküyor. O yüzden ayakkabının içindeki kağıdı içine şey yapacağız buraya. Şöyle kenarlarından sağlamlaştı ama bakalım. Bekliyoruz çıkacak. Size ayakkabıyı vereceğiz. Bakalım. Aç Kerem. Bak ben çalıştım. Dur nasıl? Nasıl? Tümçü biraz. Dur abi. Ne gerek yok. Bak. Şuna gidiyor mu? Buraya bir yiyelim. Ne yapacağım? Ne gerek yok. Ne yapacağım? 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 Görüşürüz. Hadi kadar görüşürüz. Benim oğlum ne yaptın da? Sen değil mi? Dilinin altında en ışık yanıyor. Bu yazdım şu an. Ya. Ne sen teşekkür ederim. Ne bileyim bunlar. Ama kutuyu kutulup yaptım. Valla kırmaklar mı? Ya bakayım dedi çekti. Bak kırıldı. Ben sana bunu tahmin edip göndereyim. Yok canım. Buna çok güzel olmuş. Vallahi çekti. Sen de gel bir böyle kameraya doğru şey bul. Asası var, asasını yandan doku. Şuradan. Ne diyorsun ya? Elektronik her şeyi yapıyoruz. Şey gibi ben. Dolaşıyoruz ya. Yürürken şey olmasın diye yanına koyduk. Evet, abi istiyorsan ben tamir edip bunun kutusunu sana öyle vereyim. Çünkü kutu dağıldı yani. Kutunun sadece bu açma kapama şey mi kırıldı? Ya, komple kutunun şeyi de aldım. GS Store'dan bant bulduk, tamir ettik. Sağdan açma kapama mı şey oldu? Neresi? Direkt kutunun şeyi şanzımanı da... Başka yerde yaptıramayacağımız bir şey bu. Yok, yapıştırılır sadece. Tamam ya, ağzını 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 Bir de imzanı alayım ya, madem bu kadar şey yaptı ben... Bana nereye alalım? Evet. Şu, senin kalemin vardı. Evet. Nasıl yok? Evet, benim var. Ooo, çok iyi. Adın ne senin? Evet. Kerem Aktürkoğlu'na ayakkabıları verdik. O sırada Yunus Akgün de yanındaydı. O yüzden o da hoşuna gitti zaten, görmüşsünüzdür. Dedim sana da yapalım ya istersen bir tane falan diye. Eğer yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Aynı zamanda yani sadece Galatasaray özelinde düşünmenize gerek yok bunu. Diğer istediğiniz futbolcular varsa onları da mutlaka yorumlara yazın. Yani ben öyle yaptığım işi takım ayırt etmeden yapabilirim. O yüzden böyle bir sorun yok. Yakın zamanda da güzel projeler var. Yani bunu da söylemiş olayım size önceden. Siz bu arada ayakkabıları beğendiniz mi? Bunu da yazın yorumlara. Çünkü benim gerçekten çok hoşuma gitti. Birazcık elektronik, elektrik öyle aksamlarla falan da uğraştım. Bu arada kutunun içeri girerken kırılması da güzel bir şey oldu bizim için. Polisler bakayım dedi doğal olarak, yani kutuyla giriyorum içeri. Bu ne ya bakayım dedi, bir çekti tak kutu kırıldı. Orada GS Store bantlarıyla yapıştırmaya çalıştık falan, zaten gördünüz bunların hepsini. Sonuç olarak verdik ve kutu da güzel bir kutuydu. Bu arada kutu içinde Zebrami Design aşağı açıklamalara bırakacağım. Eğer isterseniz böyle güzel ürünleri var. Yani size kırılmayana denk gelir muhtemelen çünkü polis karşınıza çıkmaz herhalde diye düşünüyorum. Eğer bu videoya da 10.000 like atarsanız, 10.000 iyi bence.
10.000 like atarsanız Yunus Akgün'e de custom ayakkabı yapacağım. Onun için de hemen like atmayı unutmayın. Bu arada zaten buraya kadar izleyip abone olmadıysanız da teessüf ediyorum sizi. Bu arada Egehan Şengül'e de çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Onu da hemen buradan iletmiş olayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.